Dünyanın en tehlikeli canlısı nedir? En tehlikeli varlık. Aslan, kaplan, efendim, köpek balığı, yılan, akrep vesaire değil. Sivrisinek. Sivrisinek dünyanın en tehlikeli hayvanı. Evet, yapılan araştırmalarda sivrisinek yılda 750 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Bunlardan 600 bini sıtmadan ölüyor. Diğer hayvanlar ise efendim 25 bin kişi köpekten ölüyor. Çeçesineği ve böceklerden onar bin kişi. Kurt ve köpekler onar kişinin ölümüne sebep oluyor. Aslandan 100 kişi ölüyor yılda ortalama. Yani sivrisinek yılda 750 bin kişinin ölümüne sebep oluyor. Eskiden Lyme hastalığının sebebinin keneden bulaştığı biliniyordu. Fakat son yapılan araştırmalarda sivrisineğin de kene gibi Borrelia burgdorferi isimli bakteriyi taşıdığı tespit edildi. Kene mesela tavşanı, fareyi, kediyi, köpeği sokuyor, oradaki mikrobu alıyor, insana taşıyor. Lyme hastalığını dahi kene gibi sivrisineğin de taşıdığı belgelenmiştir. Bu nedenle çok daha tehlikeli hale geldi sivrisinek. Sivrisineğe karşı ne var elimizde? Peki, bu kadar tehlikeli bir varlık ve çocuk odasında, oturma odasında, ofiste, yatak odasında bulundurmak gereken bir bitki var. Sivrisinek otu. Fakat evde herkes bunu tabii ki bilmiyor. Bizim sistemimizde var. Bununla ilgili ayrıntılı bir ofiste de var. Sivrisinek otu. Bu tabii ki öyle bir dalla sivrisine kovmaz. Yani büyük bir çiçek olacak ki üretmiş olduğu eterik yağlar sivrisineği kovabilsin. Eterik yağ yayıyor etrafa. Yaprak ve çiçeği kokladığınızda kendine münhasır bir kokusu var. Buna Türkçe sivrisinek otu veya sardunya veya ıtır denir. Afrika sardunyası. Bunun kokusu sivrisineği önce uyuşturur, sonra öldürür. Almanya'da yıllar önce beni bir Alman davet etti. Adamda birçok hastalık vardı. Tedavi etti, iyileştirdik. Bir gün geldi, çay içelim dedi. Gittim. Adamın oturma odası, yatak odası, misafir odası, mutfağı her tarafta bir metre büyüklüğünde böyle büyükçe ıtır var. Afrika sardunyası. Afrika diyorum. Yani büyük ıtır. Dedim ki neden bulunduruyorsun bu? Başka bir çiçek yok mu? Hep bu, hep bu. Dedi ki bunun olduğu yere sivrisinek girmez. Sen bilmiyor musun? Biliyorum da sivrisineğe karşı etkili olduğunu bilmiyordum. 40 yıl önce. İyi sana bir hediye edeyim. Al bakayım dedi. Hediye etti. Getirdik. Pencerenin önüne koydum. Ama sivrisinekten geçilmiyor böyle. Almaya çok ormana yakın bir yerde oturuyorduk. Oturma odasının kapılarını, pencerelerini kapattım. Bakalım ne olacak. Sabah kalktım, baktım ki pencerenin önü hep böyle sivrisinekler ölmüş. Bir kısmı da bayılmış, yan gelmiş, yatmış. Bayılanlar da ayılamadı, öldü. Yüzlerce sivrisinek ölmüş. Evet, biz otu bulamayan vatandaşlar için şöyle bir formül düşündük. Şimdi şöyle bir kavanoz alıyorsunuz. Mübarek buna ben dedim ki limona dört parça dilim dilim yapmış. Sanki çay içeceğiz. Çay için yapmış. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Dilim dilim yapmaya gerek yok ki. Bunu dörte böl böl yeter. Kavanoza sığsın. Böyle kavanozun içerisine koyuyoruz limonu. Üstüne ne ilave ediyoruz? Himalaya tuzu.
Ya Allah, bismillah, hadi bakalım. Çalkalıyoruz şöyle. Oturma odasına, yatak odasına, çocuk odasına kodunuz bu. Ağzını kapatmıyorsunuz. Yani aktif olması şöyle. Buradan çıkan limondaki eterik yağlar, limonen bir sürü eterik yağ içerir. Sivrisinek buna yaklaşmaz. Bu tuzla bir reaksiyona giriyor. Etkin bir madde daha ortaya çıkıyor. Sivrisinek artık odana, çocuk odasına, oturma odasına, ofisinize yaklaşmaz. Güzel bir koku yer. Evet. Limonu kapatsın yeter. Limon. Bu normal olarak limon ne olur? Şey açıkta kalırsa siyahlaşır. Tuzun altında kalırsa hiçbir şey olmaz. Buradan yavaş yavaş eterik yağlar çözülür. Hem güzel uyku verir, hem rahatlatır, hem akciğeri temizler. Hiçbir zararı yok malum. Hem sivrisineği kovar, hem de herhangi bir haşere yaklaşmaz. Bir, iki. Maşallah nasıl sıkmış ya. Çok tuhaf. Şimdi bu kavanoza Himalaya tuzunu koyduk. İkinci deneyimiz. Yarım kavanoz tuz. Ne tuzu? Himalaya tuzu. Ne yapıyoruz? Biz daha önceden hazırlamıştık bir yağ. Bu yağın içerisinde, bu şişenin içerisinde limon yağı, çay ağacı yağı, kekik yağı, lavanta yağı, okaliptüs yağı vesaire vesaire var. Döküyoruz içerisine. Maşallah. Ve ne yapıyoruz? Kapağını kapatıp şöyle biraz dursun. Mesela akşam yatmadan önce açıyorsunuz. Güzel koku yayıyor sabaha kadar. Evet. Bu şişenin ismi ne? Sivri savar. Yani sivrisinek ve diğer haşereye karşı korur. Biberiye yağı, okaliptüs yağı, lavanta yağı, kekik yağı, çay ağacı yağı içerir. Çok güzel bir ürün. Yani bu nedir? Daha uzun ömürlüdür. Aktif olmasını istediğinizde kapağını açıyorsunuz. Pasif olmasını, yani koku yaymasını istemediğinizde kapağını kapatıyorsunuz. Yatmak için yatak odasına gittiniz, açıyorsunuz. Artık sivrisinek yaklaşmaz. Herhangi bir haşere yaklaşmaz. Kapattınız kapağını. Mesela gündüz eve işe gidiyorsunuz. Kapattınız kapağını, pasif. Veyahut da diyorsunuz ki ben sizden ürün almak istemiyorum. Bana göre bir şey yok mu? Olabilir. İlle ki bizden sivrisavar yağını almanız şart değil. Şimdi ne yapıyoruz? Buna kavanozun yarısına tuz koyuyoruz. Evet. Ya Allah, bismillah, hadi bakalım. Evet. Ne yapıyoruz? Bu tuzun içine bir okoloptus yağı. Yani ben 10 mililitre koyuyorum ya, siz 1 mililitre koyun. Veya 2 mililitre, fark etmez. Okaliptüs yağı, çay ağacı yağı, biraz yoğun olur. Ne demek bu? Efendim, bir yıl uzun süre, yani kekik yağı. Hepsini döküyoruz. Evet, geriden birkaç damla kalmıştır. Onları programdan sonra tekrar ilave eder bizim hatun yapar. Doldurduk yağları. Bu ne yağı? Nane yağı. Evet. Lavanta yağı. Oh, maşallah. Artık biberiye yağı. Bunun kapağını açamadık. La ilahe illallah Muhammed Resul. Ha, biberiye ya. Ben burada normal birer mililitre yeterli de vakit kaybetmemek için ne yapıyorum? Hepsini dolduruyorum. Menekşe ya.
Evet. Bunların hepsi bizim bir tek ürünün içinde hazır var zaten. Ve limon yağı. Biz bunu önceden hazırladık. Sivrisavar yağı diye. Evet, sivrisavar yağı. Hazırladık. Bunun içerisinde zaten bunların hepsi var. Okoloptüs yağı, nane yağı, biber yağı, kekik yağı. Efendim, bunun üzerine biraz daha tuz ilave ediyoruz. Çok oldu. Buralarda tuz oldu. Ne yapıyor bu? Maşallah. Tuzlu bir program oldu. Şimdi tuzlu program. Kapattık kapağını. Akşam eve gittiniz. Yatak odasında bu duruyor. Kapağını açtınız. Çok güzel, muazzam bir koku. Hem akciğerinizi temizler, nefes yollarını temizler. Güzel uyursunuz. Rahat bir uyku. Hem de haşerelere son paydos, özellikle sivrisinek hiç yaklaşamaz. Sabah kalkınca oranız buranızı kaşımak zorunda kalmasınız. Sivrisinek sadece kaşındırmıyor artık. Kaşınsa yeter. Ne yapıyor? Borrelia burgdorferi isimli en tehlikeli bakteriyi taşıyor. Borrelia burgdorferi isimli bakteri 350 çeşit hastalığı tetikliyor. 350 çeşit. Romatizma zannediyorsun. Borrelia burgdorferi, Lyme hastalığı çıkıyor. Fibromiyalji diyorsun. Lyme hastalığı çıkıyor. Efendim. Aklınıza gelen Alzheimer diyorsunuz, MS diyor, otistik zannediyorsunuz vesaire vesaire. Hepsinin altında ne yatıyor? Borrelia burgdorferi. Bu bakteriye taklitçi bakteri denir. Neden? Hangi organa yerleşirse o organdaki bakteri, virüs, mantar ne varsa onun tetiklediği hastalıkları tetikliyor, onun kılığına giriyor. Maskeli. Maskeli bakteri. Kendisini saklıyor, gizliyor. Borrelia burgdorferi.